Herkese merhabalar arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi İngilizce A'da dersi 2. dönem sınav soruları ve açıklamalarını yapacağız bugün. Hemen hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar bu konuyu İngilizce A'da 1. dönemde anlatmıştım. Must have, could have, might have, should have. Burada 4 tane kalıbımız vardı bizim. 4 tane bilmemiz gereken kurallı cümlelerimiz vardı. Neyi ne zaman kullanacağımızı İngilizce A'da 1. dönem videolarında detaylı bir şekilde anlattım. Zaten İngilizce A'da sınavına girecekseniz videoların İngilizce A'da 1. dönem, 2. dönem, 3. dönem, 2019-2020 1. dönem tüm videolarını izleyin mutlaka. Konu anlatımları bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Çünkü ilkinde bahsetmiş olduklarım oluyor. Bakalım şimdi birinci sorumuza. You nokta nokta have shouted at her. She will never forgive you. Arkadaşlar bu anlamla ilgili bir konunun sorusudur. Tabi anlamla ilgili neye dikkat etmemiz lazım? Bu konuyla ilgili 4 tane şey vardı. Could olabilir, yapabilirdin. Might possibility yani olasılık bildirirken should yapmamalıydık veya yapmamız gereken melimalı should'a tavsiye cümlelerinde kullanılan bir yardımcı fiildir. Şimdi she will never forgive you. Forgive affetmek demektir. Fakat never geldiğinde asla affetmemek anlamı oluyor. O seni asla affetmeyecek. Şurada da bir shout yani shout bağırmak fiili var. Birisi sen nokta nokta bilmem yapmalıydın ya da yapmamalıydın. O seni asla affetmeyecek diyor. O zaman bağırmış olabilirdin, affetmeyecek. Bağırmış olabilirsin, affetmeyecek. Bağırmayacaksın, affetmeyecek. Bağırmamalıydın, o seni affetmeyecek. Bakın, affetmeme durumu var. Demek ki ortada yapılmaması gereken, yapılması gerekenlerde should, not eki almamış hali. Fakat yapılmaması gereken bir durum var. O halde ben burada shouldn't kullanmam gerekecek. Dışarıda bayağı şimşek çakıyor. Dağların tepesinde olduğumuz için şimşek direkt buraya çakıyor. Apaydınlık oldu biraz önce her yer. Neyse, burada arkadaşlar yapılmaması gereken bir durum var. O yüzden biz ne yaptık? Shouldn't kullandık. Şıklarda da zaten D şıkkında shouldn't yapmamalıydın demektir. Ve doğru cevabımız budur. Should yapılması veya yapılmaması gereken şeylerde kullanılır diyoruz. Bunu unutmayalım. İkinci sorumuz arkadaşlar when sorusu. When zaman sorar. Zamanla ilgili ay olabilir. Day gün olabilir. Haftanın günleri veya bir tarih olabilir. Bakalım şimdi when zaman sorar. Bunu unutmayalım. Bakın bu şu baştaki soru cümleleri, soru kalıplarına mutlaka dikkat edelim. WH question. Soru kelimeleri, soru zarfları deniyor bunlara. Şimdi when zaman sorarsa benim cevabım da zaman bildiren bir şey olması lazım. New York bir zaman mı? Hayır, bir şehir. Doğru cevap olamaz. Friend arkadaş demektir. Olamaz. House ev demektir. Bir yer bildirir. Fakat B şıkkında Monday yani pazartesi günü diyor. Bakın zaman soruyorsa zaman bildiren yıl, tarih, gün, ay hiçbir önemli değil. Yani bu dördünden herhangi biri olursa cevabımız budur zaten. B şıkkı doğru cevap. Zaten burada yazmışız. Bakın tarih, ay, yıl, gün olan şıkkı seçmemiz gerekir. Peki biz bunun Monday'in gün olduğunu bilmesem bile nereden gün olduğunu çıkarabilirim? Day kelimesinden. Bunu bilmemiz lazım. Day gün demektir arkadaşlar. O halde day kelimesi ile biten kelimelerin gün olduklarını bilelim. Bakın days günler demek. Burada Monday, Tuesday, Wednesday. Bunları hatırlamayabilirsiniz. 7 tane gün var veya 7, 12 tane ay var. Biz bunları hatırlamasak bile şunların bir göz aşinalığı olalım ki bunların ay olduğunu, günlerin de day kelimesi ile bittiğini bilelim. O halde when zaman sorar, Monday derken gün bildirir ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. T nokta nokta in Rize. Çay demektir arkadaşlar. Tea çay demek Rize'de. Çay Rize'de ne yapar? Yetiştirilir.
çay Rize'de yetişmek, çay yetişmek diye bir şey olmaz Türkçe'de. Edilgen cümlelerimiz vardır. Çay biri tarafından yetiştirilir anlamı olacak. Şimdi biz bunlara pasif yani edilgen cümleler diyoruz. O halde çay öznemiz zaten bir cansızdır. O yüzden başka biri tarafından yapılması gereken bir şeydir. Yetiştirilir demek için önce benim fiilimin sonunda ya ed olması lazım ya da en, n ekleri olması lazım. Baktığımda ed eki yok. ing eki var. ing eki var. Ink eki, ink eki ve eksiz. O halde edilgen cümlelerin kuralını söylüyorum. Ya fiilde ed eki olacak ya da şunun gibi en eki olacak. Tabi bunlar aslında ezberlenmesi gereken şeyler. Her zaman en eki olmayabilir. Fakat ing eki olmaz pasifte. İnk eki olmaz, bakın burada da var ve yalın haliyle olmaz. Mutlaka fiilin üçüncü halinin kullanılması gerekir. Bazı fiillerin üçüncü hallerinde ed eki, bazılarının üçüncü hallerinde buradaki gibi en eki, bazıları ise hiç değişmez. Fakat burada grow değişmese bile şurada iz var, bakın yardımcı fiil olmak zorunda. Hemen pasif konusunun notunu buraya yazmışız. Bu konuda bir iş başkası tarafından yapılıyorsa fiiller üçüncü hali ile kullanılır. Genellikle ed ve en eklerini alırlar. O halde çay Rize'de yetiştirilir demek için fiilin üçüncü hali olan en ile biten fiili seçmem gerekirdi. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu bilinmesi gereken bir şey. Place yer demektir. Benim yer soran soru kalıbım neydi? Ver. Bakın ver yer sorar. Place yer demektir. Bunlara biz relative clause diyoruz. Eğer ki bunu İngilizce 4'te çok detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Eğer ki şıklarda bu şekilde 4 tane ver, when, which, who, that. Bu 5'i varsa bu konu relative clause'dur. Relative clause'da benim bilmem gereken çok belli başlı şeyler var. Örneğin place kelimesi. Place yer demektir. O halde yer bildiren soru kalıbım, yer bildiren clause'um hangisi? Where'dir. Bundan sonra eğer ki böyle cümlenin başında bir yer place denilip boşluk bırakılmışsa biz where'i seçmeliyiz. Diyelim ki burada kişi olsaydı kişi soran soru kalıbım who, kim demektir? Tabi burada relative clause anlam kim demek değil de yapan kişi. Burada isim fiile dönüştürüyor. Mesela we are keeping our money. Paramızı sakladığımız yer is not safe. Güvenli değil. Bakın sakladığımız yer derken place yer demektir. Peki burada place değil de İstanbul olsaydı yine ben neyi seçecektim? Veri. Unutmayalım. Ver yer. Bir yer kelimesi, bir yer görürsem, bir şehir, bir ülke görürsem veri seçmem gerekecek arkadaşlar. Place yer demektir. Place gördüğümde veri seçeceğim. Başka neler olabilir yer bildiren kelimeler? Kafe görürsem ver. Restaurant, church, İstanbul, school, hotel, house. Bunlar hep yer bildiren şeylerdir ve ben bunlardan herhangi birini görürsem veri seçmem gerekiyor. What does look like soru kalıbı. Arkadaşlar, İngilizce 7'de what is like, İngilizce 6'da what does look like. Bu bir kalıptır. Bu kalıbı bilelim öncelikle. Look like, what does look like soru kalıbı görünüş sorusudur. Such, hair, eyes, gözler, işte ne bileyim tan, skin. Bunlarla alakalı, görünüşle alakalı kelimeler aramam gerekecek. Bu kelimelerin ve hepsini bilmeseniz bile ben buraya yazdım. Bakın, what does look like sorusunu gördüğümde cevapta olabilecek sıfatlar burada. Tall, short, fat, young, handsome, beautiful, ugly, overweight, old, beautiful, plump, slim, blonde. Bakın bunlar anlamlarını karşılarına yazdım. Eğer ki biz what does look like sorusunu görürsek
Bu sıfatların anlamlarını bilmeseniz bile şu koyu ile yazılmış olanlara mutlaka aşina olun. Cevapta bunlardan herhangi biri varsa doğru cevap o olacak. What does look like? Görünüş sorusudur. Görünüşle ilgili sıfatlar olması lazım. Sorumuza bakalım. Optimist. Optimistik zaten Türkçe geçmiş. İyimser demektir. Kişilik kelimesidir. Watch TV. Televizyon izlemek. Görünüşle alakalı bir şey değil. Like skateboarding. Like sevmek demektir. Skateboarding kayak yapmak. Bu da kayak yapmayla, hobiyle alakalı bir şey. Yine bu da olmaz. Fakat C şıkkında beautiful, güzel, tall, uzun demektir. Görünüşle ilgili mi sıfatlar? Evet, elbette görünüş sıfatları. Soruyu şu şekilde yapsalardı. She is tall and beautiful deselerdi. Görünüşle alakalı sıfatlar cevapta verilmiş olsaydı benim seçeceğim tek şık var. What does look like sorusudur arkadaşlar. Başka hiçbir şey seçemem. Çok affedersiniz. Başka hiçbir şey seçemem. O halde ben what does look like gördüğümde bu sıfatlardan birini arayacağım. Bu sıfatlardan birini gördüğümde ise what does look like, o nasıl görünüyor sorusunu seçeceğim. Bakalım şimdi 6. sorumuza. Flowers. Arkadaşlar eğer ki böyle by varsa kelimeden hemen sonra, biraz önce anlattığım pasif yani edilgen cümle yapısı soruluyordur bizlere. Flowers çiçekler demektir. Çiçekler bahçıvan tarafından sulanır anlamı olacak. Anlamı boş verelim. Bakın çiçekler anlamını bilmesek bile İngilizce 6'da zaten İngilizce 6'nın konusu. Bununla alakalı çok başka bir şey olmaz. Boşluk bırakılıp hemen ardından by kelimesi verilmişse by tarafından demektir. Bahçıvan tarafından nokta 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 yapılır. Edilgendir. By varsa edilgen yapıdır. Ben edilgen yapıda ne demiştim? Ya ed olur ya da an olur. Bakalım A şıkkında ed veya an yok. C şıkkında ing eki var. Olmaz. B şıkkında ed ekim var. Fakat D şıkkında da ed ekim var. Burada ed eki yalnız başına kullanılmaz arkadaşlar. Edilgen cümlelerde, cümlede boşluktan sonra by varsa, pasif cümlelerde yapılır demek için yardımcı fiil mutlaka kullanılması lazım. Bakın kuralım, bunu unutmayalım. Pasif cümlelerde eğer boşluktan sonra by varsa veya şöyle de sorabilir. Buraya are watered deyip size hemen şurayı sorabilir. Siz burada by'ı seçeceksiniz. Çünkü by pasif yani edilgen cümlelerin vazgeçilmezidir. Boşluktan sonra by kelimesini gördüğünüzde ed veya an eki almış olan kelimeler demiştik biraz önceki soruda. Şimdi ikinci bilgiyi veriyorum. Bu sorularda yani bunları vereceksen ben eğer mutlaka yanında is, are, was, were. Bunun gibi yardımcı fiiller olmak zorunda. O halde watered ed eki var. Evet kuralımı karşılıyor fakat yalnız verilmiş. Yani başında herhangi bir yardımcı fiilimiz bulunmamakta. O yüzden D şıkkı bizim için doğru cevap olacak arkadaşlar. Bakın yardımcı fiil yok. Olmadığı için B şıkkı olmaz. Fakat D şıkkında are yardımcı fiildir ve watered ed eki almıştır. Pasiftir, edilgendir. Doğru cevabım budur. Unutmayalım. Boşluktan sonra by görürsek iki şeye odaklanmalıyız. Fiillerde ed ve an eki almak zorunda ve yardımcı fiil almak zorunda. Eğer bunu bilirsek, bu kuralı bilirsek soruları rahatlıkla yaparız arkadaşlar. Pasiflerde kesinlikle ing olmaz. The town. Hemen bakalım. Bak yine aynı soru. Yine by gelmiş. Anlattığım biraz önceki 6. sorunun aynısı. Boşluk var. Boşluktan sonra by var. Ne yapacaktım? Kuralım neydi? Ed eki almış veya an eki almış. Bakıyorum. Ed eki var mı fiilde? Var. Olabilir. Ing eki ing var. Olur mu? Olmaz. C şıkkında ed eki var mı? Evet var. Olabilir. D şıkkında s var. Ed ekim veya an ekim yok. Olamaz. O halde B ve D şıkkını eliyorum. Neden? Ed veya an eklerim yok.
A ve C şıkkı arasında kaldım. Fakat ne demiştik biz? Yardımcı fiil. Bakın, ikinci kuralım yardımcı fiil olmak zorunda. C şıkkında destroyed fiil yalnız kullanılmış. Fakat A şıkkında was yardımcı fiildir. İki tane kelime var bakın. Bunda by'da iki tane kelime olması gerekiyor. Yalnız kelime olup ed eki alırsa doğru cevabım olmaz arkadaşlar. Bunu bence 6. ve 7. soruyla pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Boşluktan sonra by görürsem kuralımı unutmuyorum. Kuralım nedir? ED veya N eki alıp almadığı veya yardımcı fiil olup olmadığıdır arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı o halde ne olacak? A şıkkı olacak. Hemen 8. sorumuza bakalım. When ne soruyordu when? Daha biraz önce çıktı yine bakın. 4 tane soru çok benzer çıktı arkadaşlar. Bir kuralı bilirseniz diğerlerini de yapabilirsiniz. Yani diğerlerini derken en azından bir kuralı bilseniz. When zaman sorar demiştim. Ne aramam lazım demiştim? Yıl, ay, gün veya tarih. Bu dördünden birini aramam lazım. When sorusunu gördüm. When sorusunu cümlemin, sorumun başında görür görmez bir zaman dilimi arayacağım. Unutmuyorum. Where yer sorar. When zaman sorar. Bakın when zaman ikisi de N ile bitiyor. Burada zaman bildiren C şıkkı yıl belirtiyor ve doğru cevabım C şıkkı olacak. Anlama baktın mı? Bakmadım. Biraz önce anlama baktın mı? Bakmadım. O halde bazen anlamlar önemli olmuyor. When zaman sorar. Zaman sorarsa ay, yıl, gün, tarih arayacağım. Bakın C şıkkında bir yıl var ve doğru cevabım C şıkkıdır. Doğrudan anlama bakmadan işaretleyebilirsiniz. 9. sorumuzda distant past demiş arkadaşlar. Burada anlam önemli. Fakat bazı kelimeleri beraber çalışırsak anlam yine devre dışı kalabilir. Neden? Çünkü distant uzak demektir. Past geçmiş demektir. Biz uzak geçmişe ne diyoruz? Tarihi, antik diyoruz. Burada ancient zaten antik demektir. Geçmiş zamanı bildirir. O halde distant past, geçmiş kelimesi, past kelimesini görürsem ancient yani eski, geçmiş kelimesini arayabilirim. Bu ikisi aynı anlamdalardır. Birbirini tamamen karşılar. Bu ikisi birbiriyle ilişki içerisindedir. Bakın, distant past, uzak geçmişe ben ne diyorum? Eski, antik diyorum. Antik, uzak geçmişe sahip olan şeylere antika, antik denilir. Burada ancient zaten antikaya dermiş gibi benziyor. Doğru cevabım B şıkkı. Unutmayalım. Şu iki kelime arasındaki ilişkiyi unutmayalım. Ancient görürsem de geçmiş, antik görürsem de past kelimesini arayacağım. Çünkü past geçmiş, olmuş, bitmiş bir şey demektir. Doğru cevabım bu iki kelimeyi beraber çalışırsam bulabileceğim bir cevaptır. 10. soru arkadaşlar görsel sorusu. Bunu zaten çok fazla televizyonlarda falan çıkıyor. En yüksekten atladığımız spor bu plastikle yurt dışında çok yapılıyor. Türkiye'de de artık genellikle yapılmaya başladı. Ne diyorum ben bu spora? Bungee jumping diyorum. Bunu zaten genellikle hepiniz bilir diye düşünüyorum. Bungee jumping'tir. Bakın yüksekten sıçrayış, yüksekten atlayış anlamına geliyor. Bu spor görselde sporların anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Bakalım başka nasıl sporlar var? Free climbing, serbest tırmanma. Cliff diving, yamaç dalışı. Zorbing. Arkadaşlar zorbing böyle büyük bir top var. Onun içinde insanlar böyle döne döne gidiyorlar. Eğlenceli bir spor, farklı bir spor dalı. Genellikle yurt dışında yapılan bir spor. Kitabımızda bulunan diğer görselleri aldım ben. Neden? Görsel soruyorlar. Bakın bungee jumping sorulmuş. Onun yerine yamaç dalışı olabilirdi. Cliff diving, diving dalış demektir. Aa, pardon, bu ikisinde de aynı yazmışız. Bu mountain climbing'dir arkadaşlar bu. Onu hemen düzeltelim. PDF'i atarken de öyle free climbing yani serbest tırmanış demektir. Onu neden öyle yaptık bilmiyorum ama düzelttik. Free climbing serbest tırmanış. Skateboarding bakın kaykay. Wingsuit flying yarasa adam uçuşu. Parkour running parkur koşusu. Highlining
Ondan sonra zorbing, bungee jumping, scuba diving, diving yine dalmak, scuba tüple dalmak. Bu görsellere şöyle bir göz atalım. Bakın 9 tane zaten çok değil. 9 tanesini bilirsek bir dahaki sınavda scuba diving sorarlar, yaparsınız. Diğer sınavda free climbing sorarlar. Aa, ben bu görseli hatırlıyorum. Anlamını bilmesen bile görseli hatırlayıp altındaki onun İngilizcesini bilirsem cevabı yapabilirim. Burada benim görselim bungee jumping'ti ve doğru cevabım A şıkkı arkadaşlar. Bakalım 11. soruya. Tamamen kalıp sorusu. Eğer bir soru cümlesinde, bir cümlede neither varsa ve boşluk bırakılmışsa neither nor. Bakın ne. Neither nor bir kalıptır. Asla ama asla ben bunları ayıramam. Ne erkek kardeşim ne de kız kardeşim gitmeye hazır değil anlamı vardır burada. Ne de bağlacı. Arkadaşlar İngilizce 6'da iki soruyu kesin garanti yapacaksınız. İki soruda bay yani edilgenden gelse öyle cepte. When sorusu gelse iki tane geldi bakın 6 etti. Şunlardan yine gelecek bağlaç sorusu ilerleyen sorularda var. Ondan sonra mantıklı yürütebileceğiniz veya bir tane görsel sorusu gelse 7. 35 puan cepte. Bakalım daha neler göreceğiz. Yani geçebilirsiniz. Anlamlara çok fazla bakmadan ilerliyoruz bakın. Ben nedir görürsem nor'u işaretleyeceğim. Çünkü bu bir kalıptır. Nedir nor. Bunu unutmayalım. Başka nasıl kalıplarım var? Either or kalıbım var. Ya ya da. Either varsa or. Or varsa either. Neither varsa nor. Nor varsa neither. Not only mi gördüm? But also. Bakın bunda da iki kelime, bunda da iki kelime. Oradan ipucu olsun. Not only'yi görürseniz but also'yu seçeceksiniz. Neither nor. Either or. Bakın burada neither ve nor ne ile? Not only ve but also iki kelime. Both and. Bu da hem de demektir. Both görürsem, both görürsem and, and görürsem both olanı seçeceğim. Evet. Yağmur yağıyordu deminden beri arkadaşlar. Işıklar gitti. Kaldığım yerden inşallah elektrikler gelince devam edeceğim. Biliyorsunuz ki köyde öğretmenlik yapıyorum. Hatta köyde değil, köye biraz uzaklıkta bir dağda öğretmenlik yapıyorum. Umarım elektrikler en kısa zamanda gelir. Sorularımıza devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. sorumuza bakalım şimdi. Equipment kelimesi. Arkadaşlar bu zaten Türkçe geçmiş bir kelime. Ekipman demektir. Ekipman demektir. Burada bakın D şıkkında aparatus diye bir kelime var. Aparat da yine Türkçe geçmiş bir kelime değil midir? Ekipman ve aparat aslında aynı şeylerdir. Bize burada ekipmanın anlamı sorulmuş. Aparat demektir. İkisi de Türkçe benzerliklerinden dolayı birbirini karşılayabilecek ifadelerdir. Equipment, tekrar ediyorum ekipman. Aparat, aparat demektir. Ekipman aynı zamanda aparattır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buraya zaten yazdım. Equipment gördüğümüzde aparatla ilgili kelimeleri arayabiliriz. 13. sorumuzda bakın biraz önce yukarıda demiştim ki buy alırsa edilgen cümlelerde fiilin üçüncü hali yani ed veya en eki almış ve bir yardımcı fiil olacak demiştim. Aynı zamanda demiştim ki eğer soru şu şekilde gelirse yardımcı fiil ve ed eki almış bir ek varsa ve burada bir kişi varsa buraya gelebilecek tek şık by kelimesinin olduğu şıktır. Unutmayalım yardımcı fiil ve ed eki almış bir kelime var, bir fiil var. Was burada yardımcı fiil ve ed eki almış. Ben bu cümlelere nasıl cümleler diyorum? Edilgen cümleler. Edilgen cümlelerde kuralım neydi? ED'den sonra şuraya by gelmesi lazımdı. Biraz önceki sorularımızda hemen hatırlamaya çalışalım. Bakalım yakınlarda var mı? Evet. Soru 7'de şurada by vardı ve ben demiştim ki ED eki almış ve yardımcı fiil almış olan kelimeyi o şıkkı seçmemiz doğrudur. Ben bunu şimdi nerede gördüm? Asıl soru cümlemde ED eki almış bir kelime ve yardımcı fiil almış bir cümle görüyorum. O halde burada ne olması gerekiyor?
by olması gerekiyor. Bakın kurallarımızı unutmayalım. By tarafından demektir. Bir isimden önce genellikle by gelir. Burada zaten Jeremy bir kişi ismidir. Ve şöyle bir şey görürseniz İngilizce 6'da yardımcı fiil ve ed eki almış bir şey görürseniz bu edilgen fiildir. Edilgen cümledir. Neydi edilgen? Ev Jeremy tarafından boyandı. Bakın ev özne. House ev demek. Ev kendi kendine, kendi başına bir iş yapabilir mi? Hayır. Bir kişi tarafından yapıldığı için biz bunlara edilgen cümleler diyoruz. Edilgen cümlemin kuralı yardımcı fiil, ed veya en eki almış bir fiil. Ardından by ekinin gelmiş olması gerekir. Doğru cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. 14. sorumuzda what is like sorusu. Arkadaşlar bu soru bir kalıptır. O nasıl biri, onun kişiliği nasıldır diye soran soru kalıbımdır benim. Bu arada what does look like diye de bir yine soru kalıbımız vardı. Ben bunu gördüğümde görünüş ile ilgili kelimeleri arayacaktım. Görünüş ile ilgili what does look like sorusunda sıfatları arayacaktım. Fakat what is like kişilik sorusu olduğu için bu kez kişilik belirten sıfatları aramam lazım. Anlamlarını bilmeseniz, ezberlemeseniz bile bakınız ben buraya yazdım. Calm, outgoing, easygoing, hardworking, lazy, shy, generous, honest, reliable, liar. Bunlar yalancı, güvenilir, dürüst, cömert. Bunlar nedir arkadaşlar? Görünce anlayabilir miyim? Ben karşımdakine bakınca, ha yalancı görünüyorsun diyebilir miyim? Hayır diyemem. O nasıl biri, onun kişiliği nasıldır denildiğinde kişilikle ilgili bir cevap aramam lazım. Şu kelimelerden herhangi biri kesinlikle doğru cevabım olacak. Bakalım calm kelimesi sakin demekti ve kişilik sorusuna o nasıl biridir sorusuna uygun bir cevaptır. Short kısa demektir. What does look like? O nasıl görünüyor? Yani görünüş sorusuna verilebilecek bir cevaptır. She is, he is short. O kısa. Baktığımda görebildiğim bir şey. Read a book. Kitap okumak. Soruyla alakası yok. Work at a bank. Bankada çalışmak. Yine soruyla herhangi bir ilişkisi yoktur. What is like? Kişilik sorusudur. Ve kişilik ile ilgili olan şu sıfatlardan herhangi birini şıklarda aramam gerekiyor. Doğru cevap bu sıfatların olduğu cevaptır çünkü. 15. sorumuzda bakın yine by edilgen cümle sorusu. Ben by'ı gördüm. By gördüğümde ne yapmam gerekiyordu? Patient hastalar demektir. Hastalar kendi kendine bakabilir mi? Hayır. Hemşireler tarafından hastalara bakılır denilmesi lazım. Böyle bir anlam çıkacak. Fakat anlamı boş verelim. Burada by gördüm ben. O zaman edilgen bir şey aramam lazım. Edilgen kurallarımda ing eki yoktu. Ing eki yoktu. ing eki. O zaman A ve C şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. Ne olması lazımdı benim kurallarımda? ed eki veya en eki olmak almak zorunda veya ikinci kuralım yardımcı fiil olmak zorunda. Hemen bakıyorum ed eki var mı? Var. Are yardımcı fiil var mı? Elbette var. D şıkkına bakıyorum. ED eki var mı fiilimle? Var. Yardımcı fiil is var mı? Evet bu da bir yardımcı fiildir. Şimdi ben are mı is mi buna nasıl karar vereceğim? Arkadaşlar biz are ve is'i çoğulluğa göre karar veririz. Eğer bir kelime çoğul ise, s eki almış ise are kullanırım çoğul kelimeler için. Fakat burada s olmasaydı, patient deseydi, hasta demiş olsaydı, tek bir şeyden, tekil kelimeden bahsetmiş olsaydı tekillerde is fakat çoğullarda are kullanıyorum. Burada patients s eki almış hastalar demektir. Çoğul bir kelimedir. O halde are yardımcı fiilim ile ed eki almış olan 3. passive voice hali olan fiilim yani B şıkkım benim doğru cevabım olacaktır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın flowers mesela böyle olsaydı s kelimesi var. Bakın flower s eki var. Çoğul. O halde ben ne yapacağım? Are kullanacağım. Burada flowers değil de flower olmuş olsaydı bu kez ne kullanacaktım? Is. Are çoğullar için. Is tekiller için kullanılan yardımcı fiillerimizdir. ED eki ve by'ı unutmuyorum. By da
yine bay görürsek iki şeye odaklanmalıyız veya bu iki şeyi görürsem bay fiilini, bay yardımcı ekini aramam gerekecek arkadaşlar. 16. soru relative clause'larla ilgili bir sorudur. İngilizce 4 ünitesinde çok detaylı bir şekilde anlattığım bir konudur. The person. Bakınız böyle kelime verilip biraz önce yine çıkmıştı. The place kelimesi. The place yer demekti. Where yer sorar demiştik. Burada ise the person demiş. Person kişi demektir. İnsan demektir. İnsandan bahsediyorsam insan soran, kişi soran who soru kalıbım burada relative clause who olarak seçilecektir arkadaşlar. Canlılarda ve insanlarda ben who'yu kullanmam gerekiyor. İnsan olduğunu başka nereden anlayabilirim? Person değil de girl, kız deseydi, boy, erkek, sister, kız kardeş, mother, anne, father, baba, friend, arkadaş, herhangi bir isim, Jane ya da John veya man, adam, woman, erkek, bayan demiş olsaydı bir insandan bahsettiğim için bu tür kelime varsa ve boşluk bırakılıp şıklarda WH, bakın şunlara WH diyorum, W ve H ile olan sorularım. Bunlardan biri varsa şıklarda, bunlardan 4 verilmişse ben kişi ise who'yu, yer ise veri, ver yer, zaman ise when, cansız şeylerden bahsediyorsam which'i seçmem gerekiyor. Ben burada people, person değil de bunlardan herhangi birini görürsem kişi olduğunu ve o yüzden canlılarda, kişilerde who kullanıldığını bileceğim arkadaşlar. O yüzden şunları iyi çalışın. Anlamlarını bilmeseniz bile bunların kişi, insan olduklarını bilirsiniz. Doğrudan who'yu seçebilirsiniz. Each hundred. Bakın arkadaşlar, each hundred her yüz demektir. Yüz sayısı ile ilgili bir şey var. Yüzlükle ilgili, bir oranla ilgili, yüzdelikle ilgili bir şey var. Hundred yüz demektir. Percentage yüzde demektir. Yüzdelik her yüzde bir orandır. Anlamı çıkıyor. Tabii ben burada iki kelime ile bağdaşımı unutmamalıyım. Hundred ve percentage. Hundred yüz demek, percentage yüzde demektir. Bunların ikisi arasında ilişki vardır. Bu iki kelime ile birbiri arasında ilişki vardır. Evet, elektrik yine gitti ne yazık ki. Devam edeceğim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Geldiğine sınav sonunda yani soruların bitiminde tekrar özrümü dileyeceğim arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz şimdi. I like chocolate demiş Nancy. Ben çikolatayı severim. Arkadaşlar bu konu reported speech konusudur. Reported speech'te birinin konuşmasını alıp o şunu söyledi. Mesela babam bana dedi ki Meryem evi topla. Ben nasıl diyeceğim anneme? Babam bana evi toplamamı söyledi. Buna bir başkasının söylediği şeyi alıp aynı şekilde cümleye dökmeyi reported speech diyoruz. Arkadaşlar reported speech'te eğer ki size şuradaki fiil soruluyorsa mantık çok basit. Bakın says varsa burada, s eki almışsa buradaki fiil de s eki alır. Fakat burada ed, said demiş olsaydı, yani şu şekilde said geçmiş zaman şunu söyledi deseydi burada da yine ed eki yani liked almış olacaktı. Tabi bu özneye göre değişir. Ed ekinde olan değişmez fakat says olduğunda he she it'te s gelir. Zaten hepsinde de s eki alır. Burada she değil de they olsaydı. They biliyorsunuz ki onlar demektir ve çoğuldur. Burada herhangi bir ek almayacak. Says olduğunda they say olacak burası. They say that, they like. Bakın say herhangi bir ek almamış. Feel de herhangi bir ek almayacak. Feel say s eki alsaydı feel buradaki boşluktaki fiilde yine s eki alacaktım. Eğer ki say fiili geçmiş zaman said olmuş olsaydı burası da likes değil liked olacaktı. 3 tane şey var bakın. Say kelimesine bakacaksınız. Say ek almamışsa
Boşluktaki fiil ek almaz. Say, s eki almışsa, says demişse yine like fiili s eki alacak. Say, yani şu, ed eki ikinci hali ile said demiş olsaydı burada fiilimde yine ikinci hali ile kullanılmış olacaktı. ed eki almış olacaktı. O halde bizim fiilimiz yani say s eki almış. S eki aldığına göre ben buradaki boşluğa ne yapmam lazım? Yine s eki almış olan fiili seçmem lazım. Yani c şıkkı. Like fiili bakın bu yalın hali, bu s eki, bu ed eki almış halidir. Says dediği için likes olanı seçiyorum. Doğru cevabım c şıkkıdır. 19. soru anlam sorusudur arkadaşlar. Fakat birazcık mantık kurmayla da yani birbiriyle ilişkili olan kelimelerden de bahsedebiliriz. Benefit yarar demektir. Advantage avantaj demektir. O halde bize eş anlamlı kelimeler soruluyor. Individual bireysel demektir. Personal kişisel demektir. Ve bunların ikisi eş anlamlı kelimelerdir. Benim burada anlamı bilmem gerekirdi. O halde yapabilirdim. Aparat individual. Bakın şurada individual, personal, bireysel, kişisel, el, ikisinde de ıl ekleri var zaten. Normal zaten standarttır. Serious'ı da İngilizce 6. dönemde söylemiştim. Ciddi demektir. Burada benefit, fayda, yarar. Advantage, avantaj, yine fayda demektir. Individual, bireysel. Personal, kişisel demektir. Ve eş anlamlı kelimelerdir. Doğru cevabım B şık olacaktı. 20. soru arkadaşlar tamamen kalıp kesinlikle buralara bakmıyoruz. Eğer ki buralarda kurallarımın hepsi doğruysa ondan sonra bu boşluklara bakacağım. Ben ne demiştim? Neither alması gereken şey neydi normalde? Nor'du. Neither varsa nor olması lazım. Either varsa ne olacaktı? Or olacaktı. Either varsa yine either verilmiş. Either varsa ne olacak? Or olacak. Bunu unutmayalım. Bir tane daha vardı. O da neydi? Not only but also. İkisinde de iki kelime, ikisinde de iki kelime var demiştim. Bunlar kesinlikle ayrılmaz. Neither varsa nor olmak, either varsa or olmak zorunda. Neither var ama nor yok. Doğru cevap olamaz. Either var ama or dememiş. Doğru cevap olamaz. Either var ama or yok. Onun yerine nor var. Olur mu? Olmaz. Bunların hepsi şuradakiler birbiri ile kullanılmak zorunda. Hiçbiri diğeriyle kesinlikle kullanılamaz arkadaşlar. Bir diğer kalıbım both and kalıbıydı. Hem de demekti. Bakınız C şıkkında both and kalıbım gayet kalıbına uygun ve birbiri ile kullanılan kelimeler. Arkadaşlar 20. soru gerçekten çok basitti. Yani buralara kesinlikle aldanmayın. Önce bir şıklara bakın. Şıklardan gidilebilir mi diye. Burada iki tane gördüğünüz üzere neither nor, either or, both and, not only but also. Bunlardan iki soru çıktı. Edirgenlerden 3 soru çıktı. 5 soru cepte. Çünkü bunlar kalıp sorusu dedik. Which cansızlarda ver, yer sorar. Who kişi. Ben kişiyle ilgili bir şey gördüğümde who'yu, yer varsa veri seçmem lazım. When çıktı, ne zaman sorusu, iki tane çıktı. Biraz öncekilerle iki etmişti, beş, iki daha yedi. İki de when soruları çıktı. When zaman sorar, zamanla ilgili cevaplar aramam lazım. İki de öyle, 9. 9 çarpı 5, 45. Buyurunuz geçtiniz sınavı. İnşallah sınavda da bu şekilde yaparsınız. Anlama dayalı sorular elbette ki çıkacak. Fakat siz nereden kurtarabildiyseniz oradan kârdır arkadaşlar. Ben Meryem Uyar, İngilizce öğretmeniyim. Ve Bitlis'in Hizan ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapıyorum. İlçeye de 45 kilometre uzaklıkta. Elektrikler sürekli kesilen bir bölgedeyiz zaten. Ardından zaten kış mevsimi hala bitmedi bizim için. Aslında ilkbahara girdik mi? Evet, Mart. İlkbahara girdik fakat bizim için hala kar yağıyor, kış. O yüzden bazı aksaklıklar olabilir. Aynı zamanda okulumda müdür yardımcısıyım ve İngilizce öğretmenliği tabii branşım. İngilizce öğretmenliği derslere de giriyorum. Müdür yardımcılığı görevlerim de var.
Ardından geliyorum. Sizlerin sınavlarının yetişmesi için bu videoları çekiyorum. Elektrikler kesildi. Neden tekrar çekmedi? Neden bunları paylaştı diye düşünenler belki olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Özür dilerim bu aksaklık için. Fakat inanın vaktim yok. Çünkü akşam 6 gibi eve geliyorum. Pansiyonlu bir okuldayım aynı zamanda. Pansiyona gitmem gerekiyor. Yatılı öğrencilerle ilgilenmem gerekiyor. Ekstra çektiğim videoları tekrar çekemiyorum. Bayağı bir vaktimi alacaktı. Bunları çekmek de vaktimi alıyor ama olsun. Sizlere faydalı olduğunu bildiğim için vakit ayırmak benim için kesinlikle problem değil. Severek yapıyorum çünkü geri dönütleriniz çok güzel. Bazı öğrencilerim bana çok güzel mesajlar atıyor. Çok mutlu oluyorum. Aksaklık için tekrar hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Sizleri seviyorum ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. İngilizce 6'dan sınava girecekseniz eğer birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem ve 2020 birinci dönem videolarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü her dönemde farklı bir konuya mutlaka yer verilmiş. Sadece İngilizce 6 birinci dönemi izleyip sınava girmeyin. Çünkü olmaz. 2'yi de izleyin, 3'ü de izleyin. İngilizce 6'ya dair tüm videoları izlemeniz sizin için kârdır. Zaten toplamda 4 tane video var. Bu 4 tane video sizin 3 saatinizi ya alır ya almaz arkadaşlar. Sınava 20 gün var. 20 gün var. 3 saatinizi ya alır ya almaz. Güzel bir şekilde çalışın diyorum. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.